Hello guys, today we are going to study the Unit 10, Planets. In this unit, we are going to look at comparatives and superlatives, planets and some vocabulary. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle 10. üniteden bahsedeceğiz. Planet konusuyla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğiz. Bu ünitede superlative ve comparative'lere bakıp birazcık gezegenlere odaklanıp daha sonrasında ise birkaç tane de kelimeye bakacağız ve dersimizi sonlandıracağız. If you're ready, let's start. The first subject is comparatives and superlatives. As you know, comparatives means karşılaştırma. Superlative de karşılaştırmadır ama şöyle ki comparative de biz İki şeyi karşılaştırırken süperlatifte üç şeyden veya daha fazla şeyden bahsederken bir süperlatif kullanıyorduk. Şimdi öncelikle komparatifte biz er ve den kelimelerini kullanıyorduk. Er takısını ve den kelimesini kullanıyorduk. Bu er yani er diyeyim hatta er takısı kelimeye göre ar ya da er şeklinde değişebiliyordu. Buna bir iki tane örnek verebiliriz. Mesela close biliyorsunuz ki yakın demek. Closer mesela. Buna sadece r takısı getirdim. Ya da mesela big. Mesela big. Hatırlarsanız big'den sonra bir tane daha g getirdikten sonra er getiriyordum. Ya da short mesela. Short, kısa demekti. Buna sonunda sessiz bir harf olduğu için er takısı getiriyorum. Ya da ne diyebiliriz mesela? Heavy. Hatırlarsanız ki sonunda y olduğunda biz bu y'yi atıyorduk. Bunun yerine heavier şeklinde şöyle er takısını getiriyorduk. Gördüğünüz gibi eğer sonunda zaten e varsa kelimenin sadece r'yi getiriyorum. Eğer G varsa bu G'yi double yapıyorum. Ya da aynı şey mesela small içinde geçerli. Pardon small mesela 2L ile yazıldığı için bunu bu şekilde uygulamıyorum. Sadece sonuna ER getiriyorum. Mesela shorter'da ise sonunda sessiz bir harf olduğu için ER getiriyorum. Heavy gibi kelimelerde sonu Y ile bitenlerde ise Y'yi atıp onun yerine I getiriyorum. ER şeklinde yazıyorum. Superlative'de ise hatırlıyorsunuz ki bizim şeyimiz, kullandığımız the most ya da est getiriyorduk. Mesela the smallest, en küçük, the smallest ya da the biggest. Ya da ne diyebiliriz? Mesela the most beautiful mesela. Beautiful. En güzeli şeklinde. Eğer 2'den fazlaysa most getiriyorduk. Eğer 2 heceden küçük azsa normalde est şeklinde getiriyorduk ve the'yı kullanıyorduk. Peki şimdi bir iki tane de örneğe bakalım. Mesela comparative örneklerine bakalım. An asteroid. Bir asteroid is smaller than a planet. Planet ne demekti? Gezegen demekti. Asteroid ise göktaşı demek. Bir göktaşı, an asteroid is smaller than a planet. Mesela bir asteroid bir planetten, bir gezegenden daha küçüktür. Gördüğünüz gibi burada iki tane şeyi karşılaştırıyoruz. Mesela Jupiter is bigger than all the other planets. All the other planets. Diğer bütün gezegenlerden daha büyüktür diyor. Is bigger than. Yani bunu şöyle de diyebiliriz mi? 2'den fazla planet var. 2'den fazla gezegen olduğu için ve Jüpiter bunların en büyüğü olduğu için ben bunu superlative formunda da yazabilirim. Yani mesela Jupiter is the biggest planet in space.
space uzay demek. Mesela uzaydaki en büyük gezegen Jüpiter'dir. Jüpiter uzaydaki en büyük gezegendir. Jüpiter is the biggest planet. Bu şekilde süperlatif forma çevirebilirim. Ya da Neptün is smaller than Saturn. Mesela is smaller than Saturn. Gördüğünüz gibi sadece iki gezegeni karşılaştırmış ama burada ise Jüpiter ve diğer bütün gezegenleri all the other planets'i karşılaştırıyor. Earth is bigger than Mars. Earth dediği dünya, dünya Mars'tan daha büyüktür diyor. Is bigger than. Ya da Saturn is farther to the sun than Jupiter. Farther biliyorsunuz ki far'ın comparative formu. Birkaç tane hatırlarsanız bizim düzensiz olan sıfatlarımız vardı ve biz bunları mesela good'u better olarak çeviriyorduk comparative'de. Bad'i worse olarak çeviriyorduk. Ya da işte farther ya da further olarak da çeviriyorduk. İki türlü kullanımı da mevcuttu. Bu şekilde bizim düzensiz sıfatlarımız vardı. Farther da onlardan. Bir tanesi far uzak demek. Farther daha uzak demek. Yani Saturn is farther to the sun. Güneş'e çok daha uzak. Neyden? Den Jüpiter. Jüpiter'den çok daha uzaktır Güneş'e. Mesela Venus is brighter than other planets. Mesela other planets diyor. Bizim toplam planetlerimizden, bütün gezegenlerimizden Venüs daha parlak diyor. Bright, parlak demek. Yani ben bunu süperlatifle de yapabilirim. Çünkü karşılaştırdığı şey sadece iki tane gezegen değil. Venüs ve diğer tüm gezegenler. O yüzden ben bunu şöyle de çevirebilirim. Venüs is the brightest planet in space mesela. Uzaydaki en parlak gezegen Venüs'tür şeklinde çevirebilir. Şimdi ise planetlere bir geçelim bakalım bu planetler nelermiş. Şimdi bizim planetleri sıralarken biliyorsunuz ki zaten fen bilgisinde de görmüştük bunu. Tam olarak bilmiyorum bunu daha kolay söyleyebilirim. Böyle bir cümle verip o cümleye göre gezegenleri sıralıyorduk. İngilizce'de de bu. My very educated mother. Benim çok eğitimli annem just showed us Neptune. Bize az önce Neptün'ü gösterdi şeklinde bir sıralama yapabilirim. Yani my very educated mother just showed us Neptune. Bu cümle bize planetlerin, gezegenlerin sıralamasını veriyor. Mesela my'daki M Merkür'e işaret ediyor. Yani şuraya 1 yazabiliriz. Very'deki V, Venüs'e işaret ediyor. Buraya 2 yazabiliriz. Educated'daki E, yani E, burada Earth. Earth dediğimiz şey dünya. Dünyayı bize veriyor. Mother ise buradaki ikinci M bize dördüncü sıradaki Mars'ı verir. Just'daki J bize beşinci sıradaki Jüpiter. Show'daki S 6. sıradaki Satürn. As'taki U bize 7. sıradaki Uranüs'ü verir. Neptün'deki N 8. sıradaki Neptün'ü. Pi ise burayı Neptün içindeki Pi ise Plüto'yu verir. Biliyorsunuz ki Plüto bazı zamanlar bir gezegen olarak bazı zamanlar ise gezegen olarak kabul edilmiyor. Buna şöyle de diyebiliriz mesela dwarf planet yani cüce gezegen sıfatına giriyor. Dwarf cüce demek. Cüce gezegen olarak da adlandırılabiliyor. Merkür. Venüs. Earth dünya. Ama bakın arkadaşlar normalde biz dünyaya world diyorduk ya. Bu world dediğimiz şey gezegen anlamındaki dünya değil, gezegen anlamında biz dünyaya Earth diyoruz. Earth daha gezegen böyle daha nasıl desem bilimsel adı Earth olarak geçiyor. Mars. Jüpiter. Saturn zaten okunuşları bize aynı gelmiş. Uranüs. Neptün. Plüto da ise Plüto.
Bu şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi Merkür, Venüs, Earth, Jüpiter. Bu sıralama bize aynı zamanda neyi veriyor? Güneş'e olan uzaklığı veriyor. Yani the closest, en yakın, the closest planet to the sun is Mercury. Ya da şöyle de diyebiliriz, mesela en uzak gezegen Plüto olarak. Pluto is the furthest, en uzak, furthest ya da farthest de diyebiliriz. Is the furthest planet to the sun. Güneşe en uzak gezegen Plüto'dur. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Mesela Earth is closer to the sun than Uranüs. Mesela Earth, Dünya sıralamaya baktığımızda buraya Güneş'i koyarsak Güneş'e Uranüs'ten daha yakın. Is closer to the sun than Uranüs. Ya da şöyle diyebiliriz. Mesela Neptune is further to the sun than Mercury mesela. Bu şekilde biz karşılaştırmaları yapabiliriz. Mesela Neptune is further to the sun than Mercury. Neptune Merkür'den Güneş'e daha uzaktır diyor. Yani Güneş'e olan uzaklığı Neptün'ün daha fazlaymış, Merkür'ün ise daha yakınmış şeklinde biz burada sıralamaları yapabiliriz. Bunların da notlarını alın lütfen. Önemlidir bu sıralamalar. Sınavda çıkabilir. Bu karşılaştırmalarda buna güzel örnekler oluşturabilir. Eğer şimdi hazırsanız biraz da kelime bakalım. Buralarda birkaç tane kelimelerimiz var. Bizim bu kelimelere bakacağız. Daha sonrasında ise vaktimiz kalırsa kelimelerle biraz cümlede kurabiliriz. Mesela solar system, güneş sistemi. It means güneş sistemi. We can say that, for example, the Earth is the third planet in the solar system şeklinde bir cümle kurabiliriz. Mesela the Earth is the third planet in the solar system. Güneş sisteminde Dünya üçüncü gezegendir. Ya da örnek veriyorum, işte Uranüs mesela yedinci sırada, yedinci gezegendir. The Uranus is the seventh planet in the solar system şeklinde cümle kurabiliriz. Satellite uydu demek. So we can say that moon is the satellite of Earth. Moon is the satellite of Earth. Mesela şuraya yazalım. Moon is the satellite of Earth. Mesela ay dünyanın uydusudur. Ay dünyanın uydusudur şeklinde kullanabiliriz. Comet dediğimiz şey kuyruklu yıldız. We can say that there are a lot of comets in the universe. Mesela universe ne demek? Şuraya yazabiliriz. Mesela universe burada yok. Universe kainat demek. Yani universe evren demek, kainat demek. We can say that there are a lot of comets in the universe or there are a lot of comets in the space. Uzayda bir sürü kuyruklu yıldız var. Asteroid ise gök taşı demek. So we can say that an asteroid is smaller than a planet. Mesela bir asteroid bir gezegenden daha küçüktür şeklinde cümle içerisinde kullanabiliriz. Twin ikiz demek. So we can say that there are twin planets or there are twin stars in the solar system. Güneş sisteminde ikiz yıldızlar var şeklinde kullanabilir. Iron oxide ise demir oksit demek.
Yörünge demek. Yörünge. Moon, az önce de söylemiştik. Ay. Star means yıldız. So we can say that the biggest star in solar system. Is sun. Mesela güneş sistemindeki en büyük yıldızdır şeklinde kullanabiliriz. The biggest star in solar system is sun. Güneş sistemindeki en büyük yıldız güneştir şeklinde kullanabiliriz. Dwarf zaten gezegenlerden konuşurken de demiştik. Cüce demekti. Mesela we can say that the dwarf planet in solar system is Pluto. Mesela Güneş sistemindeki cüce gezegen Plüto'dur şeklinde kullanabiliriz. Is made of bir şeyden yapılmış olma demek. Yapılmış olma. Mesela we can say that a space shuttle is made of iron. We can say that. Or space means uzay. Several birkaç demek. Rock kaya demek. Orbital ise yörüngesel demek. Yörüngeye ait, yörüngesel anlamına geliyor. Yörüngesel. Debris ise çöküntü demek. Çöküntü ya da yıkıntı olarak da söyleyebiliriz. Around etrafında demek. Path ise yol, patika demek. Yol, patika. Space shuttle az önce de söylemiştik zaten. Space shuttle uzay mekiği demek. Uzay mekiği. Spacecraft ise uzay gemisi demek. Uzay gemisi. Advanced tech, yani aslında buradaki tech teknolojinin kısaltılmış olması, teknolojinin kısaltılışı. Advanced tech ise ilerlemiş teknoloji. Advanced ilerlemiş demek. Teknoloji. Launch ise fırlatmak demek. Mesela we can say that the USA launched its first spacecraft in 1960s mesela. Amerika Birleşik Devletleri onun ilk uzay gemisi de 1960'larda fırlattı. Uzaya fırlattı. Mesela launched to the space diyebiliriz. Mesela launched to the space şeklinde kullanabiliriz. Discovery ise keşif demek. Keşif, keşfetmek demek. Universe'ı zaten kullandık. Universe'de uzay, kainat, evren anlamına geliyor. Şimdi buradaki kelimeleri iyi çalışmanızı istiyorum. Bugünlük dersimiz sizinle bu kadar. Birazcık komparatiflere ve süperlatiflere baktık. İlk ders için bunları iyice çalışmanızı istiyorum. Güzel güzel de notlarınızı alın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.